Arkadaşlar selam. Bakın bu iki kutuyu nasıl hizalıyorduk. E, Snap'i kullanarak ve Move'u kullanarak yine tabii ki Y e, açık aksis içerisinde. Bunu da görüyorum. Böyle tutup üstlerini aynı hizaya getirebiliyorum. Ya da alttan tutuyorum. Aynı hizaya getirebiliyorum. Ya da şöyle yapıyorum mesela. E, bu sefer X'i seçiyorum. X'ten sağ taraf aynı hizaya geliyor. Ya da şöyle kısaltayım. E, bu sefer de mesela sol tarafı aynı hizaya getireceğim. Tamam mı? Yani bunları böyle hizalandırmanın böyle yöntemleri var. Yani ben bunu işte Z'den bakarak diğerinin mesela üstüne koyacağım diyelim. Şöyle yapabilirsiniz. Buradan tutarım, üstüne koyarım. Taptan bakarken şöyle getiririm. Ortasına nasıl koyacağım, değil mi? Çeşitli yöntemler var şüphesiz. Bunların segmentlerini açarım, segmentleri tutmasını söylerim falan falan. Ama arkadaşlar normalde bu kadar kanser olmamıza gerek yok. Objeleri hizalamanın çok güzel başka bir yolu var arkadaşlar. Snap veya başka yollar. Bunlardan. Ee, birkaçı birkaç olabilir ama asıl bizim yolumuz align'dır. Bakın burada align görüyor musunuz şu align'ı? Normalde arkadaşlar böyle basa kaldığınızda çeşitli align cinsleri çıkar ama biz en üstteki align'dan bahsediyoruz. Yani mesela sizde şöyle falan açıksa hocam benim align sizinki de benzemiyor falan demeyin. Üsttekini seçeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar align nedir? Son derece basit onu söyleyeyim. Şu x, y, z'yi anladıysanız align'i de çok rahat bir şekilde anlarsınız. Ben el basıyorum. Hareket etmesini istediğim objeyi seçildi vaziyette bırakarak el ayna basıyorum. Bu önemli. Hedefi değil. Hareket etmesini istediğim objeyi. El bastıktan sonra diğer objeyi yani hedefi seçiyorum. Ve şöyle bir liste çıkıyor. Yapacağım şey şu. Bana şunu soruyor. X'te mi Y'de mi Z'de mi bir hizalama istiyorsun? Mesela x'te bir hizalama istiyorum. X'te maksimumu diğerinin maksimumuna gelsin diyorum ve okey diyorum. Arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki hocam hani ben hiçbir hizalama görmüyorum. Arkadaşlar taptan baktığınızda ikisinin x'inin bakın sağ tarafını şöyle görebilirsiniz. Hatta şöyle şu tarafa getireyim, yaklaştırayım görürsünüz. Bakın x'leri maksimumda hizalandı. Mesela eğer ben tutup diğerinin seçseydim ve x'lerini minimumda hizala deseydim bu sefer öteki tarafa hizalardı. bunun daha keyifli yolları da var. Şöyle yapalım. Ben bu kutuyu seçeyim. E, align diyeyim yine. Diğer. Yani Hedefe seçeyim. Bu sefer X ve Y'de center'ı center'ına gelsin diyeyim. Ortasına geldi. Bakın. Görüyor musunuz? Tam ortasında. Peki bu böyle yukarıda kalmış olsaydı bunun üzerine nasıl koyacaktım? Çok basit. Align diyecektim. Bu sefer X ve Y'de değil Z'de. Z'de hareket etmesini istiyorum. Objemin minimumu hedef objemin maksimumuna gelsin diyorum. Okey diyorum. Bakın. Bu kadar basit. E, bunu tabii farklı objelerde de yapabilirsiniz. Hatta şöyle. Eee muhtelif objeler çizip işte hepsini işaretlemek suretiyle alt tuşuyla bir tanesini iptal edeyim. Ya yani şu kutuyu iptal ettim. Şu an bütün objeler seçili. Hepsi seçili vaziyetteyken el ayna geliyorum. Şu kutuyu seçiyorum ve diyorum ki center. X de Y de Z de hepsi de center'a gelsin diyorum. Bakın bütün objeler şu an tek merkezde toplandı. Görüyor musunuz? Yani ben çektikçe oradan yeni bir obje gelecek. Ve hepsi de aynı merkezde toplandı. Tamam arkadaşlar çok basittir. Ee, Kullanımda keyiflidir bu arada. Yani yine mesela bir uygulama yapalım diyorsanız. Mesela bir teapot var. Ee, bu teapotu. E, şurada bir masa var. Diyelim yüksek biraz. Bu teapotu şu masanın üzerine koyacaksınız. Nasıl koyarsınız? Önce teapotu seçerim. E, align derim. Masayı seçerim. E, X'de Y'de center'ı center'ına gelsin diyorum. Okey demiyorum bu sefer. Apply diyorum. Tamam uygula. İkinci bir hamleyi daha yapacağım çünkü tek hamlede getiremiyorum. İkinci hamle şu. Z'de bu sefer minimum'u maksimum'a gelsin. Okey diyorum. Bakın iki hamlede. Önce x'de y'de eşitledim. Sonra z'de üstüne koyduğum Bu kadar basit. Tamam arkadaşlar. Haydi bakalım. Sonraki ders görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bütün eğitimlerimi taban fiyatta almanın bir yolu var. Kupon kodu kısmına gelerek rakamla içerisinde bulunduğunuz ayı ve yılı yazıyorsunuz, uygula diyorsunuz ve böylece taban fiyata inmiş oluyor. İyi dersler.